Bu noktada tabii sizinle konuşurken bir yandan da piyasadan rakamlar da gelmeye devam ediyor. Siz de dediniz faiz kararının açıklanmasının ardından dolar kuruna tabii gözler çevrilmişti. Günü 5 lira 70 kuruş seviyelerinde işlemler devam ederken kararın ardından 5 lira 67 kuruşa kadar gördük. Şu ansa 5 lira 68 kuruş civarında dengelenmiş durumda. Yine benzeri bir şekilde Euro'dan yani da aslında hani benzeri bir adım. Nasıl değerlendirmek gerekiyor bu rakamı? Son dönemde kazanmış olduğu istikrar düzeyinde yatay seyre devam ediyor. Bu da şu anlama geliyor. Her ne kadar Merkez Bankası'nın bugün nasıl bir faiz indirimi yapacağına dair çeşitli kurumlar tarafından yapılan anketlerde, bu anketlerdeki ortalama faiz indirim beklentisi 2,5 puan deniyordu, 3 puan deniyordu. Ama anlaşılan şu ki ulusal ve uluslararası düzeydeki yatırımcılar demek ki 4,25 puan civarındaki bir faiz indirimini de bir şekilde zihinlerinin bir köşesine yazmışlar. O nedenle de bu faiz indirimi gerçekleşmiş olmasına rağmen eğer dolar kuru neredeyse birkaç haftadan beri ya da uzun zamandan beri oturmuş olduğu kur seviyesinde bir noktada şu anda dar bir bantta hareketini sürdürüyor ise bu aslında bu faiz indirimi kararının piyasadaki uzmanlar, aktörler, piyasa profesyonelleri tarafından içselleştirildiğini ve belli ölçüde anlamlı bulunduğunu gösteriyor. Zaten tekrar vurgulamak gerekirse kimi ekonomist arkadaşlar, sizin yayınlarınıza da çıkan kimi ekonomist arkadaşlar Ağustos ayında bilhassa toplantı olmadığı gerçeğiyle Merkez Bankası'nın bir miktarda önden yüklemeli faiz indirimi yapmasının iyi olacağını söylüyordu. Dolayısıyla bu önden yüklemeli faiz indiriminin yararlı olan tarafı hemen çok çabuk belki özellikle kredi faiz oranlarına, ekonomideki faiz oranlarına hızla yansıyabilmesi boyutuna bağlı olarak da özellikle belki neyi sağlamasıdır? Kredi piyasasının biraz daha canlanması, bunun ekonomik büyümeye olumlu yönde katkıda bulunması ve üçüncü çeyrekte belki pozitif bir büyüme olasılığına biraz daha yaklaşabilmek anlamına gelir. Evet. Şimdi bu yapılmasaydı daha kuvvetli bir indirim Eylül ayındaki toplantı beklenseydi o zaman böyle bir önemli faiz indirimini hiç olmazsa Temmuz ayının son haftasından Eylül ayının sonuna kadar 3. çeyrekte muhtemel olumlu yansımasını da ne yapmış olacaktı? Engellemiş olacaktı. Böylece bu önden yüklemeli faiz indirimi en azından kredi mekanizması üzerinden büyümeye katkı anlamında evet. da bir anlam ifade edecektir. Umalım ki bankalar bu söz konusu para politikası faiz oranındaki indirimi olabilecek ölçüde hızlı bir şekilde gerek mevduat faiz oranlarına gerekse kredi faiz oranlarına yansıtsınlar. Mevduat faiz oranlarına bir miktar yansıdığında belki eskisine oranla daha az bir faiz geliri elde ediliyor ihtimaliyle evet. mevduat sahipleri bundan bir miktar memnun kalmayacaklardır belki. Ama bir başka cephede de bir miktar da belki tüketim yapmayı tercih edebilirler. Bunun da büyümeye bir belli ölçüde katkısı olacaktır. Belki sonraki noktada hafif tüketimin, talebin tekrar bir miktar canlanma göstermesi, enflasyonda daha kuvvetli aşağıya doğru gelişi bir miktar törpüleyebilir. Ama bana sorarsanız belki birçok ekonomist buna aykırı görüş de ortaya koyabilir ama bir Keynesyenci iktisatçı olarak bana sorarsanız, yani derseniz ki bana hocam sene sonunda atıyorum size %9 enflasyon mu yoksa 3. ve 4. çeyrekte pozitif büyümeye dönüş mü? Vallahi ben atıyorum mesela yılı öyle olacak anlamında söylemiyorum evet. ama mesela %9 bir enflasyonla bitireceğimizle %11-12 civarında bir enflasyonla bitirip 3. ve 4. çeyrekte tekrar Türkiye pozitif büyümeye dönecek ise ben açıkçası söylemek gerekirse 11-12 enflasyon ve pozitif büyümeye dönüşü %9'a inmiş bir enflasyona tercih ederim.